Ondan sonra 172. hadis Malik İbni Mersed, o da atasından rivayet ediyor ki diyor ki Kale Ebu Zer, Ebu Zer dedi ki radıyallahu anh, dedim ki ey Allah'ın Resulü, bir kulu cehennemden ne hilas eder? Onu cehennemden ne hilas eder? Bu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a iman getirmek. Diyor ki dedim ki ey Allah'ın elçisi, imanla beraber emel de var akı. İmanla beraber emel de var. Yani iman ve emel olarak neyi buyurursan, kâle yerzaku mimmâ razakahullâh. Diyor ki Allahu Teala'nın ona vermiş olduğu ruzilerden ölçmeden sedeke verer. Yani saymadan, malından saymadan sedeke verer. Bir var insan malından sedeke verir ve ne kadar sedeke verir onu hesaplayır, sayır. Diyecek ki başka hadislerde gelip Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh'a veyahut da zevcelerinden herhangi biri olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki sayma, Allah da senin için sayar. Sen saymadan verirsen Allahu Teala senin için saymadan sevaplar verir. Yani insanın ağlına gelmeyen Allahu Teala da eğer saymadan sevap verirse gerçekten ondan azametli büyük sevap olmaz. Yerzaku mimma razakahullah, yani o insan dedi ki Allah'ın ona verdiği ruzilerden saymadan verir. Kultu ya Resulallah, dedim ki ey Allah'ın Resul elçisi, Araeyte in kana fakiran la yecidu ma yerzaku bihi. O zaman Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki eğer bir insanın bile saymadan vereceği herhangi bir malı yoktursa onda ne inesin? O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yakşılığı emredip pislikten çekindirsin. Sonra Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki dedim ki ey Allah'ın elçisi, yaxşı eğer o insanın danışığında problem var, danışığında bir kusur var, o yaxşılığı emredip pislikten çekindirebilmirse onda ne inesin? Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kim ki işlemeyi bacarmırsa, herhangi bir iş görmeyi bacarmırsa onun için iş görsün. Yani ona yardım eylesin gördüğü işte. Diyor ki dedim ki ey Allah'ın elçisi, bu insan kömek de edebilir. Kimese herhangi bir işinde yardım da edebilir. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mağlup olan insana yardım eylesin. Başkaları tarafından mağlup olan veya da mazlum olan insana yardım eylesin. Diyor ki dedim ki ey Allah'ın elçisi, eğer bu insan özü de zayıf ise ve mazluma yardım edebilmirse onda ne inesin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen yoldaşın için herhangi bir hayır terk etmek istemiyorsan mı? Yani bu kadar şeyler ne diyeceğimse diyorsan ki onu bacarmırsa. Ne diyeceğim diyorsan ki onu bacarmırsa diyor ki sen kardeşin için, yani yoldaşın için, kardeşin için yani bir hayır terk edemeyeceksen mi? Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tumsikül eze anin nas, ve insanlara eziyet vermekten dayanırsan, yani bunların hiçbirini eleyebilmirse insan artık insanlara eziyet vermeyi terk edirse bunun özü de hemşinin emeldir. Ve kultu ya Resulallah, dedim ki ey Allah'ın elçisi, izâ fe'ale zâlike dehelel cennet, dedim ki ey Allah'ın elçisi, bunu etse cennete dahil olar mı? Yani bu kadar emellerin hiçbirini edebilmir. Ahırda yani bir tane onu bacarır ki insanlara eziyet vermir. Aydındı. İnsanlara eziyet vermir. Yani insanlara ondan hiçbir eziyet gelmir. Dedim ki ey Allah'ın elçisi, bunu etse cennete dahil olar mı? Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَفْعَلُ خِصْلَةً مِنْ هَؤُلَاءِ illa uhizet biyadihi hatta tudkhilahu'l cennet. Der ki herhangi bir Müslüman bu hisletlerden birini ederse o hislet onu elinden tutarak cennete dahil eder. Herhangi bir Müslüman bu hisletlerden birini ederse o hislet onun elinden tutarak onu cennete dahil eder.